Şimdi risk kaynaklarını tek tek analiz ediyoruz. Arkadaşlarımız raporlar hazırlıyor. Biliyorsunuz geçen hafta piknik alanlarını kapattık. Park bahçeleri kapattık. Oyun alanlarını kapattık. Ve bazı bölgelerde de çay ocaklarını kapattık. Özellikle buradan esnafımıza seslenmek istiyorum. Bakın biz hiçbir işletmeyi kapatmadan hayatın normal akışında seyri için tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlere uyduğunuz takdirde işletmelerimiz kapanmayacak. Ama maalesef bazı işletmelerimizde yaptığımız denetimlerde Sağlık Bakanlığımızca belirtilen kurallara uyulmadığı, rehberde belirtilen şartlarda hizmet verilmediğini maalesef gördük. Ve cezai işlemler uyguladık. Maske takmama konusunda ihmali olanlara da cezaları yazıyoruz arkadaşlar. Herkes belirlenen alanlarda maskesini takmak zorunda. Mesafeyi korumak zorunda ve temizliğe uymak zorunda arkadaşlar. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Bu kuralları her yerde titizlikle uygulamak zorundayız. Bakın şu anda şunu net söyleyeyim. Bazı restoranlarda, bazı kafelerde Sağlık Bakanlığı'nın rehberine aykırı faaliyette bulunuyor. Biz bunları tespit ettiğimiz zaman az önce de ifade ettiğim gibi cezai işlemi uyguluyoruz. Ama vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, işletmelerimizin mağdur olmaması için, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için, başta bunu söyleyeyim, bizim tedbirlere uymamız lazım. Uyulmadığı takdirde ne olur? Bu işletmeleri kapatıyoruz. Hiç kimse bu durumla karşı karşıya kalmamasın diye buradan bir kez daha hatırlatmada bulunuyorum. Çünkü bizim aldığımız bu tedbirlerle geldiğimiz noktadan geri dönmememiz gerekiyor. Çok daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Bu potansiyelimiz var, bu kararlılığımız var. Bir diğer risk alanımız da maalesef arkadaşlar, elbette ki çocuklarımızın eğitimi çok önemli ama çocuğumuz geri kalacak diye de gidip merdiven altı tabir edilen veya işte evlerde bir araya gelmelerle bazı çocuklar dersler alıyor. Bakın bunlar çok büyük bir risk. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde eğitimlerimiz devam ediyor. Özel okullarımızda belirli sınıflarda eğitim devam ediyor. Devlet okullarımızda belirli sınıflarda eğitimimiz devam ediyor. Özel öğretim kurslarında ve muhtelif kurslar adı altında kurslarımız devam ediyor. Buradaki işletmelerimiz, özel okullarımız, kurs yöneticileri gereken tedbirleri alacaklar. Buralarda da denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bakın yaşadığımız olayları anlatıyorum. Bu çocukların bir araya gelmesiyle, bu gençlerin bir araya gelmesiyle çocuğun kaptığı virüs maalesef işte dedesine, anneannesine, babaannesine bulaşabiliyor. Ve bunlar da çok üzücü sonuçlara neden olabiliyor. Buradan özellikle hem ailelerimize hem de özel okul yöneticilerimize, kurs yöneticilerimize, devlet okullarımızın yöneticilerine bir kez daha sesleniyorum. Bakın bu konuda oluşturduğumuz ekipler her gün denetimlerini devam ettiriyorlar. Bu denetimlere uymayanlar hakkında kapatma cezası dahil bütün yaptırımları uygulayacağız. Bizlere burada düşen uyum kültürü içerisinde, dayanışma içerisinde birbirimizin yapmış olduğu çalışmayı potansiyelize ederek daha verimli olarak kamuoyuyla paylaşmak. Üzerimize ne düşüyorsa lojistik manada hepsini yapıyoruz. Filyasyon ekibine verdiğimiz destekler olsun, hastanelere verdiğimiz destekler olsun, ulaşımda yaptığımız fedakarlıklar olsun, asla göz ardı edilemez. İşin başından beri maskeydi, kolonyaydı, dezenfektandı, artık bunları açtık ve rutin hale geldi. Bunların yanında biz kaymak olarak uzaktan eğitimimizi başlattık, online bir şekilde altyapısını oluşturduk. Yavrularımızı mağdur etmiyoruz. Üniversiteye ya da liseye hazırlık kurslarında her türlü desteğimizi veriyoruz. Ayrıca ulaşımla ilgili gerçekten son süreçte alınan olumlu sonuçlardan kaynaklı olarak biz bir fedakarlık daha yapıyoruz. 15 gün daha ayakta yolcu almamaya, başka şehirlerde olduğu gibi %30, %50 değil, artı değil, ayakta yolcu almamaya özen göstererek ulaşım hizmetlerimizi sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü Kayserimiz bizim için önemli. Kayserimizin bizleri seven, güvenen vatandaşları, insanları bizler için çok çok önemli. Biz onları seviyoruz. Onlar için her türlü fedakarlığa varız diyoruz.